Merhabalar sevgili çizgi dostları. Bu hafta Gırgır Efsanesi'nin efsane isimlerinden, olağanüstü isimlerinden Meral Onat'la beraberiz. Çizgi stüdyomuzda sohbet edeceğiz ve aynı zamanda bir şeyler çizik karalamaya da çalışacağız. Gayret edeceğiz. Meral hoş geldin. Hoş bulduk. Gırgır Gır Efsanesi dediğimiz dergide 500 tane adam var. Kadın karikatürcü bir elin parmakları kadar yok yani ya üç kişiydiniz ya evet. dört kişiydiniz evet. o kadar adamın arasında bunca karikatürü çizmek zaten ya da çizgiyi diyelim bunca çizgiyi gerçekleştirmek zaten mucize nasıl başladın çizmeye seni kim teşvik etti ya da dediğim gibi mesela camlara duvarlara bilmem neleri şunlara bunlara çizerken ya dur böyle bir dergi var. Ben bir buraya gideyim mi dedin? Ee, seni teşvik eden ne oldu? Ya bu konuda çok söyleyeceğim şey var Hasan ama en şey hissettiğim şey aslında bütün kadınlar çocukluğundan itibaren çizer ama illaki bir yere çizmiyor. Bu şeyden de benim etrafımda gördüğüm o kadar güzel hep en azından kız çizmeye özenir kızlar. Hep böyle bir şeyler ellerinin altında. O biraz yalnız kalmaktan kaynaklanıyor. Yani ben o yıllarda çocukluğumda resim yapmaktan başka da çarem yoktu. İşte o şekilde bir elim demek ki alıştı. ...annem de çok güzel çiziyordu. Ee, elim alıştı. Sonra Yaşar Tosun var. O esas efsanevi karikatürcüdür. Kar i̇şte de Kadıköy'de. Ee, bir gün bir bir dükkan gördüm. Hem de zemin katta. Yani birden bir karşılaştım. 3 dakikada karikatürünüz çizilir diye girdim. İçerisi karikatür dolu. Daha gırgırdan daha o kadar bilinmiyor. Yeni yeni çok patlamış. Sonra biz onunla dost olduk. Ben çizdiklerimi ona götürmeye başladım, göstermeye başladım. Bir gün bana dedi ki işte Gırgır dergisine pazartesi günü bir sürü insan gidiyormuş. Niye gitmiyorsun? Ben de zaten asosyalim, çok korkakım falan. Benim yerime aradı şeyi, dergiyi. Öğrendi ve ben birkaç tane şeyle geldim dergiye. Orada görevlinin bir yukarıya böyle telefon etti herhalde ki bana bakarak sonra dedi ki sen yukarıya çık dedi. Ben hiç beklemeden böyle şeyli olarak, torpil olarak yukarıya çıktım. Gittim Oğuz abiye gösterdim karikatürleri. Bana dedi ki yarın gel dedi. Nereye geleyim dedim. Bu odaya gel dedi. Ben ertesi gün gittim. Böyle süpürüm fıpçüm girdim içeri. Bu masada oturup çizeceksin burada dedi. Bir baktım Özden de orada oturuyor. Ben ondan sonra eve bir gittim. Dedim ki babama Baba dedim ben çok acayip bir çizerim galiba dedim. Acayipim ben dedim. <laughs> Oğuz abi dedim beni direkt odasına aldı. Dışarıda Nuri ve sen, Mehmet Polatlar, İsmet İs... abiler. Ya, neler Allah neler. Allah ben dedim ben herhalde dahiyim ki beni odasına aldı. Merse sizden korumak için almış biliyor musun? <gülüyor> Bize <gülüyor> orada sahip çıktı. Bırak karikatür çizmeyi. Bir taraftan da gelmiş 15-16 yaşında hani küçük çocuğuz bize odasında ve ben odada bırak dışarıyı hani büyük çizerleri yazarları bırak ben odada o kadar çok inanılmaz insan gördüm ki hani onları yazsam yeter. Bir kere. <laughs> Ama dur şeyi düzeltelim. Oğuz abi sizden bizi korumak için oraya aldı falan diyorsun da o şu bizim şehrimizden bizi korumak tabii. için oraya aldı. Çünkü. Ama e, koruyamadı. sonra benzettiniz kendiniz. <laughs> Kim gelirse gelsin yıldırıyorduk. Tabii, Hele kız tabii, mı geldi? Tabii. Ne orada bir köşe alacak belli. Tabii, tabii. Bizim bir köşemizi de o kapacak. O yüzden onu kaçırmak için tabii, elimizden geleni. Tabii. Neler de yapıyorduk. Çünkü yani biz de 17-18 yaşında tabii, e, şeyiz deli yani. Şunu söyleyeyim, her ne kadar bizim haydutluğumuzdan büyüklerimiz, ustalarımız sizi korumaya çalışsa da... ...sizde o yetenek vardı ki bütün şeyin ne derler, ipten kazıktan kurtulmuş bu adamların arasında kendinizi var ettiniz. Şimdi şeylere bakıyorum, senin çizimlerine bakıyorum. Aynı zamanda da çok resimlerim var. Yani sırf karikatür değil... Çizgi diyoruz ya, çok güzel çizgiler. Şimdi Ahmet Kaya çizmişim mesela. Al bunu güzelce bir e, çerçeveletti de söyleyeyim sana. E, çizmiş olduğun gene çok güzel portreler var. Ben senin aynı zamanda da bu kadar başarılı portre çizdiğini bilmiyordum. E, Meral Onat'ın çizmiş olduğu portreler bunlar siyah beyaz. Bir de tabi e, sen enteresan bir şekilde. Daha çok siyah beyazla şey yaptın, hı hı. uğraştın. Ee, bu bilinçli bir tercih miydi? Siyah beyazla şey yapman, uğraşman. Bu da mesela işte can yüceli çizmişin, Evet. Ee, o da siyah beyaz sayılır. Zamanla sararmış, sararmış da... kalem siyah, e, Evet, zamanda ya. deyince vakit evet. de belli oluyor. Ee, Zamanla yani çok yakın zamanda diyelim buna. <laughs> Hatta şu... E, ...bu o kadar önemli bir şey ki... Evet ...yağlı kağıt denilen... Evet, evet. ...şey... E, evet. ...kağıt... ...izleyicilerimiz belki bu yağlı kağıdın yağlı. ne olduğunu... Yağlı. ...tam olarak bilmezler... ...bu yağlı kağıt şudur... E, ...amatörken... ...ustaların çizgilerinin üstüne evet. koyup... ...orada onları evet. taklit etmek... ...ve taklit ederek... ...kendi üslubunu bulmak... ...üslup... ...bir küçük çocuk... ...emekliyor... ...emeklerken yürümesi için annesine babasına bakacak. Eğer önünde öyle bir model yoksa herhalde ömrü boyunca e, evet. herhalde bu emek deniyor evet. zannedecek. Dolayısıyla biz emeklerken bu şeyde sanat dünyasında kendimize birilerini e, örnek aldık. Ayağa kalkmış birilerini daha sonra kendi üslubumuzu nasıl koşuyoruz, nasıl yürüyoruz, nasıl oturuyoruz o zamanla olan bir şey. Sen de aynı şekilde evde ne var ne yok bütün e, orijinalleri toplamışın, getirmişin <laughs> Ellerine sağlık. Çünkü bizim de işimize zaten e, çizgi yarıyor. Başka bir şey yaramıyor. Sohbet ediyoruz gayet güzel. Eski günlerden de konuşuyoruz ama... E, ...özellikle de çizgi ve çizgi atölyesi... E, ...bize ister istemez bunları gerektiriyor. Biz e, erkek tayfası... ...çünkü sizin e, köşelinizin adı Gırgır'da... ...biz bıyıksızlardı. Biz bıyıklılar da bunca sene çizdiğimiz karikatürleri, portreleri, bu güzel manzaraları, yani el emeği göz nuru yapmış olduğumuz bunlar seninkiler. Ne var ne yoksa hepsini kaybettik. Meral Onat'ın sadece çizgileri, sadece karikatürleri değil, şeyin dışında da, Gırgır'ın fırtın dışında da çizgi romanları da var. Biraz da çizgi romanından şey yapalım, bahsedelim. Evet, kızlar da ee, çok güzel çizgi roman çiziyorlar ve çok da etkili oluyor. Benim e, unutmadığım bir tane şey vardı. Eee Nusret Mayın Gemisi'yle... ile evet. alakalı bir şey çizmiştin. Evet. O buralarda var mı? Ee, ...getirdim getir arkadaşlar. Varmış. Onu bir işe yapalım. İzley Çanakkale. Oh, Çanakkale 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 <laughs> birkaç tane mi basıldı. Bu da aynısını... Çanakkale bunu e, şey büyük şehir eski belediye basmıştı aslında bunun çıkışı ortaya çok şey oldu yani o kadar ama ikisi aynı mı İkisi aynı ha, bunu problemim. daha sonra bunu Alfa yayınları tekrardan bastı ee, benim hayatına çok etkili oldu böyle bir şey vazife gibi bana geldi diyeyim ee, e, teklif güzel. edildi sonra ben de tabii bunu çizmek için önce hikayeleri seçeceğim ee, inan piyasada hiç yabancı şeyler de e, ...kaynakları dahil okumadığım Çanakkale Savaşları ile ilgili herhalde hiçbir şey kalmamıştır. Onlardan hikayeler oluşturup seçmek zorundaydım. Ne yaptın? Nusret'i? Nusret'i bir, taraftan da, Nusret Nusret bir çok seçtim. acayip tabii. E, onun dışında da hikayeler var. Çok hani savaşa övgü de yapmamaya çalışarak fakat çok korkunç bir taraftan anne Ahmet... E, vatan oğlum, müdafası bu ya. Oğlum Ahmet daha küçük yani kaç yaşında o zaman... Ben bunu bitirdiğim zaman son çizgisini çizdiğim zaman gittim gece saat 3 filandı gittim Ahmet'in başına. Onun üstünü örttüm. Nasıl ağladım biliyor musun? Ne acayip bir şey nasip oldu diye. Yani çünkü bu çocuklarla yoruldum. Onun hikayeleriyle küçücük çocukların nasıl annelerin gönderdiğiyle ilgili filan. Yani çizgisine çok az zaman ayırabildim. Çünkü bunu basmak için bir vakıf oluştu. Daha sonra o şey bana bunu teklif eden kişiler çekildi. Ben birdenbire e, ve birkaç 5-10 sayfayı çizmiş şekilde kala kaldım. Ondan sonra etrafımda dedim bunu bitirmek istiyorum. Hani ne demek hazırlık yapmışsın ve çizemiyorsun. Bir disiplin gerekiyor onunla ilgili. Sonra bir arkadaşımız bir vakıf kurarak bunu işte büyük şehirden basıldı. Arkasından da alfa bastırdı. Sen bunu vazife edinmişsin evet. kendine. Çok bir hocam. hatta e, gönlüne çizmişsin her şeyden önce. Burada evet. da o, o... Çanakkale e, Savaşı'nda, Çanakkale Zaferi'nin içerisinde bulunan kahramanları da ayrıca e, şey yaptın. Portre portre. Ya. E, Ve iki, iki ayda plan bitmek zorunda kaldı. O kadar hızlı yaptım ki bir taraftan da iki ay gibi bir zaman. Ellerine sağlık. Bak, 90 bir şey sayfa. sayfa. Çok başarılı. Meral'den de rica edeceğiz bize bir çizgi hediye etsin diye. Ee, böylece programımızın manasını daha da derinleştirmiş oluyoruz. Meral'cığım sen bir şeyler çizerken ben de senin diğer çizmiş olduğun e, çizgilerin üstünde birazcık e, konuşayım, gevezelik yapayım ve tekniğini çözmeye e, gayret edeyim. Meral Onat'ın çizgilerinin yayınlandığı ve halen de yayında olan Bayan Yanı diye bir e, dergimiz var. Burada bayanlar daha çok ağırlıklı. E, o yanlarına başka kimseyi almıyorlar anladığım kadarıyla. Atilla yazıyor galiba onun şeyi var ya. O kadarcık olsun. <laughs> o kadarcık olsun. Çünkü şöyle bir şey vardır mizah dergilerinde o e, geçtiğimiz programla, programlarda da konuştuk. Sayfa yapıldığı zaman yani şu kapak değil mi? <laughs> Kapağın içinde e, Başka bir köşe yapıldığı zaman bazen şöyle minik bir e, köşede bir boşluk e, kalıyor. O zaman tabii ki e, o delik denilen köşeye de yazarlarımızdan, mizah yazarlarımızdan birisi gelip bir şey yazı veriyor. Atilla'nın da öyle bir şey var. Köşesi de var aynı zamanda Atilla'nın. Bu arada sadece hani şey var ya vapurlarda e, seyyar satıcılar vardır. <laughs> e, sayın seyirciler, bunun da bitmedi. E, arkasından da şu var, arkasından da bu var diye. E, Meral Onat'ın çizmiş olduğu bir sürü e, eser var. Onlardan da e, şey yapacağım, bahsedeceğim o e, çizerken. Langırt diye bir köşe. E, bu enteresan bir şey. Şöyle enteresan, herhalde çizgi tarihinde pek fazla örneğine rastlanmamıştır. Neden? E, Uğur Durak isminde... Çok sevdiğimiz ve çok da yetenekli bir e, karikatürcü arkadaşımız vardır. Meral ile Uğur Durak e, evliydi. Ve onlar evli oldukları sırada karı koca olarak bir e, köşe çizdiler. Langık diye. Ve uzun zaman e, bu şeye devam ettiler. Herhalde mizah dünyasında karı koca olarak eser üreten bir isim pek fazla yoktur. Neredeyse hiç yoktur. <laughs> bir anlat bakalım. Siz zaten dergide şey yaptınız. Biz dergideydik, sen bize geldin. dedim ki <laughs> ya böyle bir şey yapsanız dedim. Zaten hep sen, ben bütün esprileri sana gösteriyordum ama sana göstermeden evvel sevgili refikan mı denir Serap Hanım'a evet. gösteriyordum. O beğenirse sana gösteriyordum ben. <laughs> Tabii sizin aranızda evet. biz ailece de e, görüştüğümüz evet, için önce e, hanıma Serap. gösteriyor. O beğenirse Serap'ta sonra. Serap'ta acayip bir şey var yani o konuda. Espri zekası diyeyim. Ee, sen geldin bize böyle böyle bir şey yapabilir misiniz? Sonra ben işte esprileri bulmaya başladım. Uğur'la biz evde ikinci bir dergi oluştu sanki. ikinci küçük bir hıbır dergisi. Hani ben bir şey buluyorum ona gösteriyorum senden haber falan. E, esprileri de hani ekonomik davranıyoruz, kavga ediyoruz falan. Aa dur çok güzel espri bu diyorum orada gidiyorum. <laughs> Merak samimi bir şey soracağım. Çizgi çizmenin, karikatür çizmenin, mizah dergilerinde çalışmanın olmazsa olmazı espri bulmak karı koca birbirinizden espri arakladığınız oldu mu efendim? Yani <gülüyor> <gülüyor> olmuştur illa Yani ara... bir sürü şey araklamışızdır sadece şey... <gülüyor> Birbirimize <gülüyor> yardım içine... ettik. Tabii yardım ettik tabii ki. Ama ben birbirimize söylüyorduk. Yoksa çünkü ben bulamasam evde şey işler falan kalacak yani bir an evvel birbirimize yardım edip normal hayata geçmeye çalışıyorduk. çünkü o sabahlama günlerinde eve gittiğimiz zaman tabii ama onları ortak yaşamak tabii ki şey şahane bir şeydi birlikte uykusuz kalıyorsun, birlikte geliyorsun, aynı gün çalışıyorsun falan. Başka hiçbir meslekte olmayacak kadar arada dayanışma oluyordu. Yani buna şiştasında... Çünkü yaratıcı bir şey orada oturuyorsun, böyle ikimiz de ayrı odalarda bir taraftan hindi gibi düşünüyoruz. O sırada hayat duruyor evde, ses yok, seda yok. Bir kapı çalsa şey öyleydi. Sana espri beğendirmek için ne hallere giriyordum az. <laughs> Ama şu bunların hepsine şükretmek lazım. Yani karı koca karikatüristsiniz, değil mi? E, ve aynı evde e, karikatür çiziyorsunuz. Eğer karı koca futbolcu olsaydınız bu çok korkunç bir şey olurdu. <laughs> ne cam kalırdı Nerede ne çerçeve kalırdı. O yüzden işin bu tarafına lazım. Ama bir taraftan da şeydi. Lazım. insan ne yaşarsa en, hemen ona bakıyorsun ya, konun o oluyor. Yani bizim bayağı böyle kavgalarımız, gürültülerimiz ona göre yansıyor. Biraz da şeydi. Biz miliksizlerde ona Sen bunu bitirmeyeceksin. Ben, de ben onun yanına bir tane şey hayvancağız çizim var. Böylelikle evet. yine Çok bir e, ortak Şaman. şey olsun. Şahane. Bir çizim olsun. 62'den tavşan mı? <laughs> Çok güzel. 62'den tavşan. Ben, ben 76'dan da tavşan yapabiliyorum. 110'dan da yapabiliyorum. Yani her türlü. Hadi Son istersen Hadi. birazdan deneriz ayrıca Şaman. da. Bu böyle kendiliğinden oluşan. <laughs> sen o, o şeyi boş bıraktığın için, köşeyi boş bıraktığın için sen çizdirdiğim bir... çok olmuştur zaten benim dergide. Şunu çizsene, şunu çizsene diye. Biz hep kız çizmeye çok şeydik hani. Araba falan ben kaç sene sonra çizebildim biliyor musun? 10 yani yıl sonra falan araba çizebildim ben. <laughs> Avukatlığın yanı sıra çizerliği devam ettiriyorsun. Karikatür devam ettiriyorsun. Demiyorlar mı ki sana meslektaşların? Çünkü bir taraftan böyle bir devlet daireleri bilmem neler falan filan bambaşka bir yerdesin. Ne yapıyorsun sen ya? Hem avukatsın hem de karikatüristsin. Ya da ben geldim sana dedim ki ya çok önemli bir şeyim var e, Meral Hanım. E, problemim var. Avukatlığın dışında bir iş yapıyor musunuz? Sen dedin ki ben karikatüristim. Birden <laughs> <Nereden> bire <laughs> ben başka bir avukat bakayım. <laughs> diyen oluyor mu diye bir sorayım dedim. Söylemiyorum karikatürcü olduğumu kesinlikle. Fakat şey e, hakimler mesela arkadaşlarım var. Şimdi hakim ise bir insan avukatlarla görüşmesini çok asgariye tutmak zorunda. Bir takım hakkında şaibeli şeyler konuşulmasın diye. Fakat beni avukat olarak bilen onlar hiç düşünmüyor. Karikatürcü gibi o yüzden çok rahat böyle dolaşıyorum. Yani aynı gırgırdaki gibi o masaya o masaya falan oturuyorum. Fakat bazen dilekçe yazarken o konu beni ya sinirlendiriyor ya çok komime gidiyor. Bir şey başka bir absürt dilekçe yazıyorum ki yani yerlere yatıyorum yazarken. bilmekten <laughs> korkuyorum Sonra tabii gönderirsem ya. Peki o sırada mesela diye. şeyden ne derler can, canın sıkıldı. Ya bir şey çizeyim de o şeyden çıkayım, o moddan çıkayım. Hı hı. Dediğin oluyor mu? Ya genellikle zaten böyle çift kişilikli gibiyim. Şimdi birdenbire öyle bir şey yazarken... ...işte tapu iptal ve tescil daha yazarken... ...Kamil Masaracı arıyor. Kız diyor şeye gidiyoruz diyor... Turan çıkınca birdenbire ben o moda geçiyorum. Bırakıyorum buradaki dilekçeyi. Bu aslında yorucu bir şeydi tabii. Çok yorucu ama her ikisi de birbirinden besleniyor diyebilirim. Yani hukuka bakışım da şeyden güç alıyor. Biraz hani mizahçılıktan ama... Zaten çizdiklerim son sıralarda şey olmuştu Hasan böyle artık biraz avukat gibi çizmeye başlamıştım. Nasıl Herkesin ya? avukatı gibi. Ya hayvanların avukatı gibi. Tabii. Mesela diyelim ben şimdi şey okuyorduk. E, kaçıncı sınıfı unuttum. Nasıl ızlar suçları ceza hukukunda hayvanlara karşı işlenen suçları. Ay sanki ben keşfettim onu. Nasıl bak böyle bir şey var ve herkes nasıl hayvanlara şunu yapabiliyor mu? Sonra bir okuyorsun bakıyorsun sadece mal olarak bir değeri var o hayvanın. Ona zarar verdiysen mala zarar aslında. Yani mala zarar vermiş oluyorsun. Şimdi oradan yola çıkıyor büyük hayal kırıklığına uğruyorsun. Tabii annemden gördük. Şimdi annem bahçemizde bir tane kaplumbağa vardı. Kış uykusunda yatıyor kayboluyor ortadan. Annem bir kere bir baktı ki kışın ortasında yerleri kazıyor özledim kaplumbağayı diye. Hani bu kadar hayvan sever, onun bir tavuğu vardı, tavuk almıştı Dilber ana. Onu... Evet. Şimdi bizi izleyenler nereden bunlar e, şey e, tavuğa ...horoza bilmem nereye girdi diyecekler de. Şimdi ben e, herhalde ufaklığından beri tanıdığım için Merali. Evet. Dergiye karikatürcü olarak geldi ya da e, çizer adayı olarak geldi ama e, çantasında bir şeyler taşıyor. Böcekler. Arılar, arılar karıncalar eflatlar. akrepler, dimmeler Eflatun Eflatun abi de öyleydi ya rahmetli Eflatun sen sonra o şeyden e, ne derler o merakından dolayı e, rahmetli Eflatun Nuri ile bir şeyin oldu yani. e, samimiyeti birbirinizi çok sevdiniz çok e, büyük bir çizerdi Allah rahmet eylesin yani. Eflatun Nuri aslında çizerlerin e, yazarların iç dünyasındaki o kımıl kımıl şeyleri oluşturan bir şey bir altyapı bu. Mesela kedileri sevenler var, köpekleri sevenler, kuşları seven, bütün mahlukatı sevenler. Sonra bunu aşırı sevenler kendine üslup yapıyor. Mordillo hayvan hmm. karikatürleri hmm. çizerdi ve muhteşem şey yapardı. Onun gibi bizim mesela şimdi Türkler Erdil Hı hı. Erdil Yaşaroğlu ya da işte Seçin. Suat Özkan baktığında bunların hepsi çok e, tatlı tatlı şey e, ne de hayvan karikatürü çizerler. Hı. Şey dediğimiz e, Eflatun Nuri dediğimiz üstat ise bütün bunları hem yaşar hem çizer. Karikatür öyle bir şey yani şablona bağlı olmadan her çizdiğinde kendi şeyini sloganını üretiyor e, tabii bir anlamda. Tabii çünkü karikatür dediğin şey, mizah dediğin şey e, yüksek zekaya bağlı ee, ve dediğin gibi belli sloganlar üreten e, bunların kimisi e, siyasi de olabilir ama yani şuur altımızda kalan e, tatlı şeyler e, olacak ki e, efendime söyleyeyim neydi fazla taramalardan kaçının mesela bir slogandır. Evet. Değil mi? Ama hayatımızı belirleyen sloganlardan birisi de. Onun gibi diyorum. Yani hı hı. böyle tatlı şeyler, tatlı sloganlar eee ne, ne dedin sen mesela en üst kata çıkmak. Hı hı. Bu bir e, ne derler slogan olarak algılanabilir. Çünkü o ancak o dönemin çizerleri arasında anlamı olan bir evet. şey. E, dolayısıyla yani e, yazarların da çizerlerin de sanat üretenlerin de sanatlarıyla alakalı evet. bir şey yapmasının daha doğru olduğunu ben e, şey yapıyorum, düşünüyorum. Bir de şeyi konuşalım Meral. Meral Onat'ın bir albümü daha var. Ee, sen gülümse. gülümse. Fakat burada o kadar da e, gülümsemeyen bir Yunus şu evet. şey yapmışın. Kapakta resmetmişsin. Bunu etmişsin. adada gördüm böyle ee, bir Yunus resmen. De, bu da bu da Meral Onat. Bir zamanlar bak, bak, evet bir bu zamanlar da, bu da Meral Onat. bir şey evet. <laughs> Meral şimdi e, sen gülümseğe baktığımızda bir taraftan da böyle bir tarihi figürler görüyoruz. Ben senin tarihi figürler e, sevdiğini ve çizdiğini zaten o Çanakkale'den şey yapıyorum. Biliyorum o Nusret Mayın Gemisi'nin ben e, az önce konuştuğumuz siyah beyazını ve orijinallerini de şey yapmıştım zaten görmüştüm. Ama burada da gözüme çarptı. Sen e, bizim tarihimizle alakalı e, hikayeler yazıp çizmeyi de seviyorsun. Nereden çıktı bu? İşte söylediğim gibi babamın çok şeyi vardı. Kuleli'den işte çok acayip değerli hocalarla falan büyümüş. Böyle çok meraklıydı tarihi. Bize anlatırdı 5 yaşından itibaren ben Abdülaziz öldürüldü mü ö, intihar mı etti? Onları hep dinleyerek büyüdüm. Sonra bunları işte bir metin, metin üstün daha bir Ankara fuarından dönüşte anlatırken e, bunlardan çok etkilendi. Sonra bana şey dedi sen dedi, kadın erkek mevzularını çizdin yeteri kadar Bunları çiz dedi. Bunlar yok dedi hiç. Öküze bunları çiz. İki sayfaya bunları çiz dedi. Bayağı koca iki sayfaya ben. Ondan sonra hayatımın en mutlu zamanıdır herhalde. Hiçbir şey olmadan hani müdahale hiçbir şekilde olmadan istediğim gibi. Ama burada şey dönüştü iş. Artık bir anlatıcılığa başladım. Yani orada e buradan be Cebo, oluyor. Bol Cebo bol nefret ediyordu var. benden. Çünkü ben çiziyorum o, o benden sonra bir hafta bu yazıları yazıyor diziyordu. Ama benim çok sevdiğim bir kitap haline geldi hepsi. Ellerine sağlık. Şöyle yapmak gerekir bence. Bu kadar orijinal dururken orijinal dediğimiz şey de şu sevgili izleyenler. Karikatürün ilk hali. Yani resim kağıdına çizilmiş ve sonra da silinmiş, matbaaya gitmiş. Oradan da bize geri dönmüş, tekrar evimize geri dönmüş olan o çizimi biz ne diyoruz? Orjinal yani. diyoruz. Meral'in orijinallerinden bir sergi yapmak lazım. O kadar çok kıymetli şeyler var ki, sadece Sağ şey sen demiyorum için. ama e, karikatürleri demiyorum, çizgi roman sayfalarında da e, hatta eskizleri de hepsinden bir şey yapalım, e, ne kısmet olur. olursa ne bir sergi olmuş. yapalım. Hiç çok ilgilenemedim çok olur. ben de işte bir taraftan şimdi gideceğim icra takibi yapacağım <laughs> yani bu ve ben burada kalıyor bu konu aslında ne kadar güzel olur. Şahane olur. Şimdi çizgi atölyesi <laughs> programından şöyle de bir güzelliği oldu. Bizim bile neredeyse unuttuğumuz, hatırlamadığımız çok kıymetli eserlerin tekrar gün yüzüne çıkması imkanını bize şey yaptı, sağladı. O iyi oldu. O yüzden de hatta gerekiyorsa sadece eskizlerden bile albüm ya, şey yapalım, ya. basalım ve bir de hakikaten şahane bir şey yapalım. Sergi yapalım inşallah. İnşallah. Meral ellerine kollarına sağlık. Şu orijinalleri burada gördüm ya. Bizim gibi dağınık böyle karikatürlerini, çizdiklerini hatta üstünü başını bile toparlayamayan bu herif milletinin karşısında. Bak bunları gene ben dağıttım. Ama bütün bu orijinaller sende halen duruyor ve daha bunun şeyi de var, devamı da var. Meral ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gönlüne sağlık, diline sağlık, eline sağlık. Tekrar bu güzel eserlerle, bu güzel çizimlerle bizi buluşturdun. Var olasın, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ ol. Sevgili izleyenler, bir çizgi atölyesi daha burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.